Herkese merhaba. Yeni bir tarifle karşınızdayım. Buradan birkaç arkadaşım pasta ya da tatlı tarifi istedi benden. Ben de onları kırmamak için böyle bir tarif hazırladım. Tatlı kısmını çikolatayla, pasta kısmını böyle bir kekle birleştirdim. Ortaya güzel bir tarif çıktı. Hemen tarife geçeceğim ama bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana yılbaşı öncesinde güzel bir hediye vermiş olursunuz. Hadi o zaman bu güzel tarife geçelim. Karıştırma kabını alıyorum. 3 tane yumurtam var. Hepsini kırdım. Yarım su bardağı toz şekeri ekliyorum. 4-5 dakika boyunca iyice çırpıyorum. Bu klasik bir kek başlangıcı arkadaşlar. Böyle kıvam alana kadar güzelce çırpıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. Yine 1-2 dakika boyunca iyice çırpıyorum. 2 dolu yemek kaşığı kakao ekliyorum. 1 su bardağı irmik ekliyorum. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Böyle etrafa dağılmasın diye önce böyle hafifçe bir karıştırıyorum mikseri çalıştırmadan. Sonra tüm malzemeler böyle birbirine iyice geçene kadar 2-3 dakika boyunca çırpıyorum. Ve hamurum hazır gördüğünüz gibi. Şimdi bir kare borcamım var. Bunu margarinle iyice yağladım. Hamurumu borcama ekliyorum. Evet, hazır. Şimdi bunu artık fırına verebilirim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişireceğim. Fırından çıktı. Bir 10-15 dakika soğumasını bekliyorum. Evet, hala sıcak aslında ama ben dilimliyorum. Böyle kare dilimler halinde kesin. Oda sıcaklığında 1 su bardağı sütüm var. Sütüme ekliyorum. Böyle kekimiz ıslak kek olacak arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi hemen çekti. Şimdi kekimi biraz daha dinlenmesi için kenara alıyorum. Şimdi 4 paket bitter çikolatayı benmari usulü eritiyorum. Siz isterseniz hazır çikolata sos kullanabilirsiniz, puding yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bu şekilde seviyorum. O yüzden çikolata erittim. Gördüğünüz gibi hemen eridi zaten. Şimdi bunu da alıyorum. Çikolatam gayet güzel oldu ama ben biraz daha akışkan olmasını istediğim için 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Böylece hem daha parlak bir görünüm kazanıyor hem de daha akışkan oluyor. Gördüğünüz gibi bu tam istediğim kıvam. Artık soğuyan kekimin üzerine hazırladığım çikolata sosunu dökebilirim. Böyle her tarafına gelecek şekilde güzelce dağıtıyorum. Çok güzel görünüyor gerçekten. Şimdi fazla bastırmadan kekiniz parçalanmasın. Hafif hafif dokunuşlarla tüm üstünü çikolata sosuyla kaplıyoruz. Evdeki malzemelerle pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir çikolatalı pasta. Lezzeti çok güzel. Görüntüsü de öyle. Ya yani hepinize tavsiye ederim. Ve işte çikolatalı pastam hazır. Servis tabağını alıyorum. İsterseniz üzerine böyle Hindistan cevizi serpebilirsiniz. Ya da başka şeylerle de süsleyebilirsiniz. Sade olarak da yiyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Canınız tatlı istediğinde hemen pratik bir şekilde yapabileceğiniz çok güzel bir pasta. Herkese şimdiden afiyet olsun. Başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar.